Merhaba, ben Türkiye Zeka Vakfı Bölüm Eğitmeni Yasemin Sipahi. Bugün sizlerle beraber Türkiye Zeka Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Gelişme Daire Başkanlığı işbirliğiyle hazırlanmış Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi kitabındaki zeka oyunlarını çözeceğiz. Bugün bu videoda sözel oyunlar kategorisindeki sözcük içinde sözcük oyunuyla beraber hem örnek oyunları tanıyacağız hem de diğer soruları çözmeye çalışacağız. Bu kitabın PDF halini ve diğer soruları EBA'da ücretsiz şekilde indirebilir ve çözmeye devam edebilirsiniz. Sözcük içinde sözcük oyunumuz nasıl bir oyundur bakalım. Bu oyunda gördüğünüz gibi 3 tane sözcük verilmiş. Ve bazı harfleri boşken bazı harfleri K, A, R, 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 K, A, R,
tüm üç sözcüğün ilk halleriyle bulunmak. Peki, dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var burada. Bulduğumuz sözcük bileşik sözcük de olabilir. Onu da aklımıza bulundurmamız gerekiyor. Onu da söylemek isterim başta. Şimdi burada bazı kelimelerimizi ilk harfi, bazı kelimelerimizi ortada, bazı kelimelerimizde de son harfler belirlenmiş. Biz fark ettiyseniz, Türk Dil Kurumu'nun kaynaklarında da, sözlüklerde, Türkçe sözlüklerde de hep sözcükleri baş harfleriyle sıralarız, planlarız, düzenleriz ve hatırlarız aslında daha çok. K harfiyle başlayan, örneğin bu oyundan yola çıkarsa, K harfiyle başlayan, ben size bana bir kelime söyleyin diye sorsam pek çok kelime aklınıza gelir ve belki de hani bunlar daha çok üç harflerden başlar. Kar gibi, kat gibi, kas gibi ve benzeri hemen bana söylersiniz rahatlıkla. Dört harfi desem biraz daha düşünürsünüz ama yine de katı, kare gibi kelimeler söylemeye başlarsınız. Beş harfi dediğimde evet biraz daha zorlanırsınız üç harfi, dört harfiye göre. Ama K ve A'yı da eklesem, K'la başlayan veya K ile başlayıp A'la devam eden iki heceli veya üç heceli başka kelimeler desem, evet hatırlarsınız. Ama ilk harf verilmemiş veya ilk iki harfi verilmemiş kelimeleri biraz daha zor hatırlarız. Onda da son veya ortadaki iki harfler bize ipucu verir. Veya hecelerini ayırma yöntemlerimiz, seçeneklerimiz bize harfleri tamamlamamızda ve kelimeleri bulmamıza yardımcı olabilir. O yüzden ikinci harfe ilk önce bir odaklanalım derim. K ve A ile başlamış. Şimdi toplamda 5 harfimiz var. Şuraya baktığımızda. Şimdi K ve A, boşluk, V ve boşluk. Burada bizim kelimemiz iki heceli olabilir mi diye bakıyorum. Yani kas, V gibi bir şey. Evet şu an mantıklı gelmedi ama yavaş yavaş biraz sonra kendi içimize sesli bir şekilde tekrar ettiğimizde mantıklı gelecek. Sadece sesli düşündüğünüzü farz edin. Karma mesela biraz daha mantıklı bir kelime geldi. Bu kelime karma gibi bir kelime olabilir. İlk seçeneğim bu. İki heceli ve ilk üçü bir hece, son ikisi bir hece şeklinde olacak şekilde ilk seçeneğimi cebime koydum. Peki başka nasıl bunu kendi içinde parçalayabilirim, düşünebilirim? İlk iki harfi bir hece. Son üç harfi bir hece, yani K ve A bir hece, boşluk ve boşluk bir hece olacak. Yani karar gibi bir kelime. İsterseniz bunları şuraya yazalım. İlk seçeneğimiz karmaydı. Yani ilk üç harfi bir hece, son ikisi bir hece. Peki bu birinci seçenekti. İkinci seçeneğimiz neydi? Hatırlarsanız karardı. Yani ilk ikisi bir hece, son üçü bir hece olacak şekilde düşünmüş. Gelip ilk önce şuna bakalım. Yani ilk ikisi bir hece, son üçü bir hece. İki hece, ikisi de iki hece. İkisinin tek ortak noktası bu. Şimdi karar gibi bir şey düşündüğümde fark ettiyseniz buraya sesli harf geliyor. Yani A harfi gibi bir sesli harf gelmesi gerekiyor. Ama bana verilen oyunda, bana verilen örnekte sessiz harf var. O yüzden bu seçeneğimi eliyorum. Peki ilk seçeneğim, yani ilk üçü bir hece, son ikisi bir hece olacak şekilde ayırırsam. Karma örneğinde olduğu gibi. Karma. Tutuyor gibi. Neden? Çünkü sondan ikinci, yani dördüncü harfi sessiz benim düşündüğüm örnekteki gibi. O yüzden bu seçenek bana daha yakın geliyor. Yani bu ve bu benzeri kelimeleri düşünürsem ben eğer, burada bu örnekte doğru kelimeye ulaşamayacağım. Karma. Deniyorum, düşünüyorum sesli bir şekilde. Karma çok mantıklı olmuyor. Bir de burada bir ekleme yapalım. Fark ettiyseniz tekrar ederken burada bulunan A
sesli harf gelecek. Buraya da sessiz harf gelecek, değil mi? Şöyle baktığımızda. Buraya belki de A'nın kendisi tekrar gelecek veya A gibi kalın bir ünlü gelecek. Çünkü fark ettiyseniz karma, kar veya kanma gibi kelimeleri düşündüğümüzde A gibi bir sesli, diğer sesli harfimiz kalın harf oluyor. Ve büyük ünlü uyumunda da aslında bize bu hatırlatılıyor. Bakın bir kelimeyi oluştururken, incelerken aslında hem sesli bir şekilde düşündüğümüzde onun ünlü uyumu bakımından da mantıklı gelmesi gerekiyor bize. Hem de heceleme, heceleri ayırma bakımından da mantıklı gelmesi gerekiyor ki biz o kelimeye ulaşalım. Karva, kanva. Belki de A harfi gelmeyecek, küçük ünlü uyumuna geçiyorum. A gibi, yani A, E gibi, E gibi bir harf gelecek. Belki de oraya. O zaman karve, kanve, kahve, kahve mantıklı. Yazıyorum. Kahve. Kahve oldu. Gayet de mantıklı ve benim 20. seçeneğimdeki heceleme sistemine, heceleme ayarına da uydu. Gelin şuraya bakalım. Yani şu bilgisine. Şunları silelim. Birinci şeyimizde iki boşluk, bir harf, bir boşluk, iki harf, bir boşluk verilmiş. Bu kelimenizi yine heceleme sistemine ayırmayı ben size tavsiye ederim. Yani şöyle. İlk üçü bir hece, son ortadaki ikisi bir hece, son ikisi bir hece olabilir. Yani toplamda üç hece olabilir. Ya da şöyle ilk ikisi bir hece, ortadaki üçü bir hece, son ikisi bir hece olabilir. Düşünelim hangi kelimeler bize bunları çağrıştırdı. Düşünüyorum. Saklama. Saklama kelimesi. Saklama kelimesini incelediğimde ben ilk üçü bir hece, ortadaki ikisi bir hece ve son ikisi bir hece oluyor. Yani size dediğim gibi şey, K'ye kadar bir hece var. Tak, bak, sak, lak gibi bir şey. Daha mantıklı ama onları düşüneceğiz. Sonra buraya bir sessiz harf geliyor ve ma, ra, ta gibi. Sonra bir sessiz harf de bitiyor. Aynı da bir sessiz var. Ve, ba gibi bitişler var. Bu birinci seçeneğimiz oluyor. Peki bundaki ikinci seçeneğimiz ne olabilir? Sararma. Sararma gibi bir şey olabilir. Hemen yazıyorum buraya. Sararma. Bunda ne oldu peki? İlk ikisi bir hece. Ortadaki üçü bir hece. Ve son ikisi bir hece. Şimdi gelin hangisi daha mantıklı bakalım. Şimdi ilk seçeneğime bakıyorum. Saklama oluyor. Neden? Çünkü buraya ondaki gibi sessiz harf gelmiş. Buraya yine bu örnekteki gibi sesli harf ve bu örnekteki gibi de sesli harf gelmiş. Bu uyuyor şimdilik. Evet, mantıklı. Peki bu uyuyor mu? Ona bakalım. Şimdi buraya sararma, sarar. Fark ettiyseniz buraya oradaki mantıkla düşündüğümüz gibi olursa bir sessiz harf gelecek. Ama benim burada sesli harfim var. Evet, diğerleri uyuyor ama burada bir sıkıntı çıkıyor. O yüzden bu seçeneğime eliyorum. Şimdi kaldı ne seçeneği? Güzel, eledik. Saklama gibi bir şey düşünmeye çalışıyorum ben. Acaba neler gelebilir? Şimdi T, S, K veya R harfiyle başlayabilir. Yani sessiz bir, ünsüz bir harfle başlayacağını biliyorum ben bunun. Yine burada sesli bir harfle biteceğini biliyorum. Ve düşünüyorum. Aklıma ilk videonun başında söylediğim gibi sessiz harflerden, sözlü kelimelerden bir şeyler gelmeye başlıyor. Belki de diğer örnekteki gibi büyük bir ünlü uyumundan ötürü yine aynı harfler gelecek. Onları düşünüyorum bunu oluştururken. Saklava. A olarak düşünelim. Bunu da mesela L olarak düşünelim. Taklava, raklava. Bunu da anlatmıyorum. Baklava. Mantıklı. Ve benim seçeneğimdeki kurallar dahilinde 3 heceye ayırdım. 3, 2, 2 şeklinde de yaptım. O kelimeme ulaştım. Peki burada son örneğimizde, son kelimemizde nasıl olacak? İnceleyelim. Burada da şöyle kaydırdığımda ilk harf verilmemiş, son harf verilmemiş ve buradaki harf verilmiş. Buradaki harf verilmemiş. Bunu nasıl bir şey düşünebilirim? Heceleme sistemine ayırırsam. İlk ikisi bir hece olabilir, ortadaki ikisi bir hece olabilir, buradaki de bir hece olabilir. Yani ma, ka, ra olabilir mi? Mantıklı gibi duruyor. Çünkü fark ettiyseniz evet burası ama ben de bir şey yaptım. Çünkü burası sesli harfle başlamak zorunda. Türkçe sözcüklerde biz iki tane sessiz harfi aynı hece içerisinde çok fazla göremiyoruz. Benim aklıma gelmiyor mesela şu an düşündüğümde.
Ama buraya sesli harfle başlarsam mantıklı geliyor. Evet, böyle kelimeler var. Sonra devam ettiğinde şurada bir sessiz harf olacak, burada bir sesli harf olacak. Yani buraya A harfini ne getirebilirim? Bir büyük ünlü uyumunu biraz düşüneyim. Küçük ünlü uyumunda da aynı şekilde bu oluyor. Aynı ikisi de aynı oluyor. Peki düşünüyorum. Eklava, ekmava olmadı. L'ye gelsin. Aklava, ıklava, uklava. Kanun harfleri getiriyorum. Çünkü E ile başlaması çok da olası değil. Sözcüklerde benim haşır neşir olduğum kelimeler yok maalesef. Aklava, oklava. Oklava mantıklı oldu. Ve benim buradaki örneğimdeki gibi şu ikisini saymazsa heceleme sisteminde ayırma bakımından ayarlandığım örneğimden de yola çıkarak doğru kelimeye ulaştım. Gelin diğer iki soruyu çözelim, daha iyi anlayalım. Şimdi burada şurada daha fazla, daha hani biraz daha uzun kelimeler var. Evet, biraz gözümüz korkabiliyor ve bu tip oyunlar, özellikle sözel oyunlar bizim kelime haznemize göre değişen, okuduğumuz kitapların sayısına göre değişen, haşır neşir olduğumuz kelime sayısına göre değişen ve gelişen kavramlar aslında. Ve bu yüzden her birimiz her zaman direkt o kelimeleri göremeyebiliriz. Hiç üzülmüyoruz, sadece heceleme sistemlerini ayırmaya çalışıyoruz. Mantık çerçevesinde ve kurallar çerçevesinde, büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu, heceleme, aklımıza gelen kelimeler çerçevesinde onları oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi gelin, yine inceleyelim. F ve E ile başlamış. İlk önce buna odaklanalım dedim. F ve E ile başlayan pek çok kelime var. Ama düşünüyorum, bunları nasıl heceleme sistemlerine ayırabilirim? Mesela ilk üçünü bir heceme alsam, ya da ilk ikisini bir hece alıp ortadaki üçünü bir hece alsam diye kafanız karışıyor olabilir. O yüzden bu tip oyunlarda sondaki harfe veya sondaki harflere odaklanmanız daha iyidir. Buraya baktığımda L ile biten pek çok kelime benim aklıma geliyor. Kimyasal gibi veya festival gibi pek çok kelimeler var benim aklıma gelen. Ama bunlarda bir şey var ki birbirinden farklı olsa da kimyasal kelimesi veya L ile E ile biten şeylerde hep son üç harf beraber, bir araya gelerek bir hece oluşturuyor. Yani son iki harf böyle tek bir hece oluşturmuyor. Son üç harf bir hece oluşturuyor. O yüzden buraya sessiz bir harf gelecek, buraya da sessiz bir harf gelecek, buraya da sesli bir harf gelecek. Sesli harf S artı, sessiz harf S eksi olarak göstermek istiyorum. Bu ikisinde de en büyük ortak nokta bu ve düşünürken bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi düşünelim. F ile başlıyor ve S ünlü, yani şuraya ünlü bir harf gelecek, L ile bitiyor. F, E ile başladığında sal veya sol veya salla bitmesi daha az muhtemel bir olasılık. Çünkü burada E harfi ince bir harf. İnce ünlü. İnce ünlü ile başladığında genelde benim aklıma gelen kelimeler de öyle. Yine ince ünlü ile bitmesi gerekir. Yani buraya, şöyle hemen silelim. İ veya E gelmesi daha olası. İsterseniz burada ya da A da gelebilir mesela. Ama U gelmesi daha az olası. Bunları eliyorum. Elediğimde en azından benim elimde daha fazla, daha az seçenek olacak. Daha fazla seçenek içerisinden. Ben diyorum ki bunu şöyle bir hece olarak düşünün. İlk üçünü. Fer, fet, fes gibi bir şey olabilir. Mesela fesle başlayan bazı kelimeler geliyor çünkü benim aklıma. Daha sonra eğer bu üçünü bir hece olarak sayarsak ve hani biraz önce söylemiştim ya, L ile beraber iki harf gelecek, sessiz sessiz şeklinde bir hece oluşturacak. O zaman geriye kalan şu ikisi de bir hece olacak. Yani fes, re, tal gibi bir şey. Evet, anlamı gelmiyor olabilir ama düşünme biçiminizi, düşünme şeklinizi geliştirmesi açısından sesli bir şekilde böyle tekrar etmeniz her zaman iyidir. Fes, re, tal. Ya da buradaki harfleri değişiyor. Buraya da bir sessiz gelecek fark ettiyseniz. Sessiz eksi, sesli artı olsun. Onu da hemen orada anladık. Fes, ke, var. Fes, ti, var. Festival kelimesi mantıklı. Yazıyorum. Ve A harfi geldi buraya. Festival.
U veya O harfini mesela ben burada elemişim ki gelmekte zaten. Bu da anlamlı oldu. Şimdi ikinci buraya geçelim. F ile başlıyor, el demiştik. El demiştik biraz önce. Evet, kelimeler farklı olabilir ama el ile biten şeyler, kelimeler. Buraya bir sessiz daha alıyor. Sessiz harfi eksi yazıyorum. Sessiz harfi alarak bir hece yaptım. Şimdi F ile başlıyor. Ben burada bir de şöyle bir seçenek denemek istiyorum. Gelin şuradan biraz daha farklı olarak. Şu ikisini bir hece alayım. Şu üçünü bir hece alayım. Böyle kelimeler de var. Birçok kelime geliyor aklıma. Peki, F'den sonra aynı hece sistemi içerisinde, iki harfli sistem içerisinde. F'den sonra sessiz harf mi gelmesi gerekiyor? Sessiz harf, sessiz harf. Tabii ki de sessiz harf. Yani buraya biraz daha bundan ipucu alarak İ veya E gelebilir diyorum. Ünlü uyumlarına bakarak. Fi de veya F ile başlayacağım diyor. Peki burası nasıl olacak? F ile başladı. Yine F art diye bir şey gitmez. F T yani burası sessiz, burası sesli, burası da sessiz harf olacak. Bu üçlü hece sistemi içerisinde, üç harfli hece sistemi içerisinde. Mesela fi ile başlayalım. Fi ile. Fi, rer, tel. Çok mantıklı olmuyor ama düşünebilirim. Fi, ze, ser. Hayır, zer, ser gibi bir şey olmuyor. Fizik, fizik. Fizik buraya uydu. Peki, fizikle başlayıp devam eden kelimeler yok mu? Var. Fizik, ser. Fiziksel ol. Bunu hatta şöyle yazın. Fiziksel. Ve benim heceleme sistemime de uydu. Üçüncü kelimemiz ise oldukça uzun. Evet, bakıyorum. Bazı uzun kelimeler benim aklıma daha az geliyor veya zaten bildiğim uzun kelimeler daha az oluyor. 3 harfli, 4 harfli, 5 harfli kelimelere göre hiç önemli değil. Yine heceleme sistemleri biraz bana ipucu verecektir illaki. Şimdi ortasında F var ve L var. Ne demiştik biraz önce? L ile bitiyorsa genelde benim aklıma gelen kelimelerden ben bir mantık oluşturdum ki bunu L'nin yanında sesli harf var, burada sessiz harf var ve bu bir hece. Tamam, güzel. En azından bunu biliyorum. Peki, şu şöyle ben ayırsam, yani toplamda 4 heceye ayırsam ve F, E boşluk bir hece ise, yani üçlü bir hece ise buraya sesli harf mı gelir, sessiz harf mi gelir? Sessiz harf gelir. Yani buraya tekrar A veya E yazamazsınız. Buraya sessiz harf gelecek. Sessiz harf geliyorsa şurayı da sessiz, sesli şeklinde ben görmek istiyorum. Yani T, A gibi bir şey düşünün. Sessiz ve sesli. Burası konusunda bir fikrim yok. Mesela buraya ben deniyorum. Harfler deniyorum, sessiz harfler. S gelsin diyorum, fes. İçinde fes geçiyor. Şurada iki tane daha hece var ve burada bitiş var. Peki yine şu niye koymuş? E harfi bana şöyle bir ipucu versin mi? Buraya gelecek olan sesli harf E veya İ olsun yine. Ki benim kulağıma daha hoş gelsin. Ünlü uyumu da uyusun. Bildiğim kelimeleri daha iyi çağrıştırsın. Fes, boşluk, er. Ne gelsin buraya da mesela? Boşluk, fes, boşluk, ner. Böyle bir kelime geliyor aklıma ve oldukça da uzun. Acaba şu olabilir mi? Fes, yo, ner. Ne olabilir burası? Aklınıza bir kelime gelmiş olması gerekiyor. Pro, fes, yo, ner. Ayırdığım gibi aynı mantık çerçevesinde, heceleme sisteminde bulmuş oldum. Şimdi diğer oyunumuza geçelim hemen. Oradaki, şuradaki kelimeler bana aynı şekilde KEP, KEP, KEP şeklinde verilmiş. Ve ben yine diyorum ki gelin ilk harf verilmiş olandan başlayalım. Burada K ile başlayan bir kelimemiz var. İkisi boşluk, ikisi verilmiş, bir boşluk, boşluk verilmiş. Şimdi bunu ben nasıl düşünsem diye bir beyin fırtınası yaptığında şöyle bir şey geliyor aklıma. Şu kelimeyi ikiye bölebilirim. Yani iki hece olabilir. Ya da üç hece olabilir. Çünkü bu altı harf. Altıyı ben ya iki hece şeklinde, iki hece şeklinde üçlü harf sistemlerine bölebilirim. Ya da üç hece şeklinde ikili. Yani şöyle bölebilirim. Tamam, güzel. En azından böyle düşünebiliyorum. Peki,
Şimdi ilk şöyle böldüğümüz, iki heceye böldüğümüzü düşünelim. Şöyle ve şöyle okuyacağım ben. Şimdi böyle okumaya başladığımda ben K'den sonra bir sesli harf artı diyorum sesli harfe. Sonra sessiz harf geleceğini biliyorum. Kar epi gibi bir şey mesela. Veya kar kat epe. Ama sessiz harf edilir, sessiz harfle başlaması muhtemel olan bir kelime benim aklıma gelmiyor. Yani biraz daha mantıksız oluyor. Peki bu da üç heceye ayırdığımız sisteme bakalım. Üç heceye ayırdığımızda şöyle düşünebiliriz. Şu, şu, şu. İkili harf sisteminde üç toplam üç hece. Nasıl kelimeler gelebilir benim aklıma düşünüyorum. Tarama. Tarama kelimesi geldi. Tarama kelimesi veya belki sizin aklınıza pek çok kelime gelmiş olabilir ama aynı mantıksayla ondan düşünmeye devam edebilirsiniz. Tarama kelimesinde fark ettiyseniz sessiz sesli, sessiz sesli, sessiz sesli şeklinde devam etmiş. Ah benim de aynı öyle şekilde devam ediyor. Sessiz sesli, sessiz sesli bilmiş, sessiz sesli. Demek ki bu sistemde ben düşünebilirim. Şimdi bakıyorum hangi kelimeler var. Acaba yine buradaki sesli harf, E harfi bana ipucu veriyor olabilir. Yani ben şuraya ve şuraya sesli harf kullanacaktım ya, şuraya da sessiz harf gelecekti ya. Acaba bu sesli harfler E'den bir tane daha mı koyacağım o sesli harf boşluklarından bir tanesine? Mesela şuraya E koyayım. Yani K, R, P gibi bir şey gelecek. O mantıklı olmadı. Yani düşündüğüm mantıklı olmadı. Künefe. Künefe'ye de benziyor fark ettiyseniz. Ama P harfi benim burada hayır diyor, olmayacak diyor. Demek ki buraya E harfi getirmeyeceğim. Kalın bir sesi getirebilir miyim? O gibi, I gibi, A gibi. K-R-P, K-S-P. Çok mantıklı olmuyor. A'ya bakayım. K-L-P, K-R-P, kanepe. Kanepe oluyor gibi. Yazalım. Şöyle. K. K-N-P. Bakıyorum, evet. Şöyle üç heceye ayırmıştım ve ikili harfler içerisindeydi kendi içinde. Sessiz, sesli, sessiz, sesli ve sessiz, sessiz, sessiz şeklinde devam etti. Kanepeyi de ben bulmuş oldum. Peki, diğer kelimeleri nasıl bulacağım? Yine aynı şekilde. Acaba şunu şöyle ve şöyle ayırsam nasıl olur diyor. Yani ok, tep gibi. Buraya sesli harf gelecek, buraya sessiz harf gelecek. Onda artık daha hızlı görebiliyorum. Bu soruları çözdükçe aslında biraz daha görme becerimiz gelişecek. O yüzden ilk başladığımızda korkmuyoruz, devam ediyoruz. Ne olursa olsun. Sesli harfe başlıyorum. E harfini belki de yine koyabilirim. Ektep, mektep gibi bir şey. Ama o daha fazla harfe sahip. Ki öyle bir şey değil. Üküre olmaz. A'la başlasayım. Yani küçüklüğünde uyumlu uyduğumuzu düşünelim. Aklep. Aksep, akrep. Akrep oluyor. Yazıyorum. Şöyle biraz daha aşağı yazalım. Akrep. Oldu. Bu da kanepeydi zaten. Bunu da yazalım. Peki. Şimdi oldukça uzun bir kelime yine. Profesyonel kadar olmasa bile biraz daha benziyor. Burada nasıl bir şey yapabiliriz? Acaba profesyoneldeki gibi veya diğer elle, leyle bitenlerdeki gibi EP ile biten de yanına bir sessiz harf alacak. Yani şuraya sessiz bir harf alacak ve bir hece mi olacak diyorum. Yine aynı mantıkla düşünsen bir hece, sonu bir hece olacak. Ve buraya da sessiz harf gelecek. Fark etse tıpkı A, E diye veya İ, E diye biten bir kelime gelmiyor benim aklıma. Sözcük, Türkçe sözcükleri düşündüğümde. Siz de düşünmeye devam edebilirsiniz. Peki, buradaki heceleme sistemini nasıl ayırabilirim? Şöyle yapabilirim. İlk ikisini bir, ortadaki üçünü bir ve son üçünü de bir. Yani toplamda üç hece şeklinde ayırabilirim. Evet. Peki ben bunu hiç bilmiyorum. Yani sessiz sessiz veya sessiz sesi geleceğini biliyorum. Yani iki sessiz veya iki sessiz bir araya gelmeyecek onu biliyorum ama burası hakkında çok da bir fikrim yok şimdi. Hani hangi harf ilk önce gelir, hangi sesli mi gelir, sessiz mi gelir bir beni dur bakalım diyor. O yüzden ipucu verilen yani şuraya ortadaki üç harfi odaklanıyor. Şimdi buraya K gelmiş. K'den önce ve üç harfi bir hece varsa sesli gelmesi daha iyi değil mi?
burası sessizdir. Yani tak gibi, rap gibi bir şey olacak veya renk gibi, tek gibi bir şey olacak. Neden veya e dedim? Çünkü burada e harfiyle bana bir ipucu verebilir. Yani der ki, gel buraya e harfini koy. Sesli harfi olarak koymak istersen. Yani mesela korektep gibi bir şey olacak. Veya bunu hiç düşünemiyorsanız mektep gibi bir şey de düşünebilirsiniz buradaki gibi. En azından hani şu konusunda size fikir verir. Tek rep, tek kep, rep kep. Acaba şuraya k harfi koysam? Şunu silelim, daha güzel yazalım. Yani buraya şöyle bir şey koysam. Ek kep. Bir şeyler gelmeye başladı aklıma aslında. Ne olabilir acaba? R harfi koyduğumu düşünüyorum. Bundan sonra en azından elediğim için seçeneklerimi denenme bakımından daha az gelip, daha az harf kaldı aklımda ve elimde. Rekkep. Buraya acaba sessiz yani sesli, sessiz şeklinde bilecek diyorum. Rekkep. Bir şey geliyor aklıma. Yine burası ince ünlü olacak. Çünkü a rekkep, o rekkep ya da ürekkep gibi bir şey yok ama erekkep, ürekkep böyle şeyler var gibi birazcık. Peki, mürekkep nasıl olur sizce? Mürekkep. 2, 3, 3. Yani toplam 3 heceye böldüm ve 2 harf, 3 harf, 3 harf şeklinde bitirdim. Mantıklı bir kelime ortaya çıktı. Diğerleri de tekrar yazalım. Akrepti ve kanepeydi. Kalan diğer tüm soruları yine Zeka Ömür'e eğitmen eğitimi kitabından çözmeye devam edebilirsiniz. Bu kitap EBA'da ücretsiz bir şekilde herkesin kullanımına açık. Hepinize teşekkür ediyorum ve kolay gelsin.